Evet, merhaba. Merhaba. Büyük sanat ailesi tekrardan. Bugün birlikte ikinci konuşmamızı yapıyor olacağız. Bugünkü konuşmamızı adaşımla yapıyorum. Hoş geldin Duygu. Hoş buldum. İkimiz de Leyli sinemanın, Leyli sanatın sinema yazarlarındanız. Kendinden kısaca bahsetmek istersen bahsedebilirsin. Sonra filmden başlayacağız. İstersen biraz film duyalım. Tabii. İsmim Duygu Bilgin. Yaklaşık 7-8 aydır Leyli'de aslında sinema yazarı olarak başladım. Kendim de psikoloğum. Bir kurumda eğitim vererek, psikolojik eğitimler vererek aslında sürece devam ediyorum. Onun dışında aynı zamanda da oyuncuyum. Böyle bir grubum var. Oyun çıkarmaya çalışıyoruz. Bugün de yine her zamanki gibi yaptığımız film analizlerinden biri için senin davetin üzerine geldim. Umarım keyifli bir gün olur. Umarım. Çok teşekkürler. Şimdi biz bugün Duygu ile beraber analiz etmek üzere Milcho Manchevski'nin Before the Rain yani Yağmurdan Önce filmini seçtik. Film 1994 yılında çekilmiş. Önce biraz kısaca filmden bahsedelim. Aslında bir savaş filmi ve filmin çekim tekniği açısından aslında çok bir garip bir film gerçekten. Yani başı mı sonu, sonu mu başı mı anlayamadım. Bir film ve hani belki filme dair ilk söyleyebileceğimiz ve ilk konuşabileceğimiz şey olarak zaten ilerleyen dakikalarda üzerinde duracağız ama mesela zaman asla ölmez, çember yuvarlak değildir sözü aslında çok dikkatimizi çekiyor ve bu filmin çekildiği zamanı öncesi mi sonrası mı anlayamıyoruz ve bu kişiler çemberin içinde mi yoksa çemberde değiller mi? Nasıl ilerlediğini anlamak biraz zor. Şimdi öncelikle sana şunu söyleyerek sorarak başlamak istiyorum. Film sende ne hissettirdi? Karanlık bir şey hissettirdi. Böyle bunu düşündüm, ne oldu diyorum. Çünkü sürekli bir yağmur bekleme, sürekli bir bekleyiş var. Zamanla ilgili gitgeller var ve izledikçe onun içerisinde siz de kayboluyorsunuz. Birbirinden bağımsız hikayeler var. Belli noktalarda hüzünlendim. Belli noktalarda çok duygusallaştım ama karışık şeyler hissettirdi. Yani tek bir hissi yok böyle. Birkaç tane duygunun geçişiyle ilgili şeyler var. Herhalde düşündürdükleriyle de ilgili. Böyle bir döngüsellik var ve o döngüselliğin bir süre sonra karanlığına gömülüyormuşum gibi hissettim belli noktalarda. Aynı Godot'u beklerken gibi bir şey oldu benim için. Bir bekliyorum sürekli bir bekleyiş ve o bekleyişin uzun süre yani uzun süreli bekleyişler genelde bizde gerginlik de yaratır. Yani ne olacak? O belirsizliğe alışacak mıyız? Geri mi geleceğiz gibi. Daha çok bu hislerin etrafında döndüm o 1,5-2 saat boyunca aslında. Sana ne? Evet, aslında haklısın. Ben de açıkçası savaş filmi olmuş olması tabii ki beni de üzdü ve savaş filmlerine karşı ayrı bir ilgim var. Ama şunu düşünüyorum. Hani olaylar arasında hani ilk başta gördüğümüz Anna dediğimiz kadını mesela daha sonra nerede göreceğiz? Kim? Bunları aslında belli bir noktada bunları çözmeye ve bunların karmaşasını yaşadım açıkçası. Ama beni son sahnesiyle beraber ve kesinlikle dediğine katılıyorum. Hani Alex'in öldüğü zaman hani yağmur gelecek ve aynı sözü aslında biz filmin başı olan yani aslında sonu olan kısımda da duyduk. Yağmur yavaştan bu tarafa da geliyor. Yani sanki ben bir sıkışmışlık hissettim. Çünkü neden? Aynı şeylerin içinde dolanıp duruyor sürekli. Yani aslında bu biraz da şeyin etkisi gibi, savaşın etkisi gibi. Her yere yayılan yıkıcı ve hüzünlü etkisini hissettim ben açıkçası. Şimdi şunu analiz ederek başlamak istiyorum. Filmin çekimi konusunda ne düşünüyorsun? Film biliyorsun, birinci bölüm 3 bölümden oluşuyordu. Evet. Aslında bunları ayrı ayrı bölüm bir üçleme gibi düşünmek çok da mümkün değil aslında. Mesela Türk sinemasında böyle örnekler var, ayrı ayrı üçlemeler. Ama hani başta da bu filme öyle yaklaşmak biraz sakıncalı duruyor. Kısaca bahsedeyim. Birinci bölüm Sözcükler bölümü adı altında geçiyor. İkinci bölüm Yüzler, üçüncü bölüm Fotoğraflar. Senden bu çekim
yöntemi açısından ne düşündüğünü ve bir de bu bölümleri analiz etmek istediğinde neler düşündüğünü sormak istiyorum. Şöyle ki hani çekim yöntemi açısından çok aslında düşünmedim. Hani onun bana hissettirdiği çok üç ayrı hikaye gibi gelmedi bir süre sonra. Özellikle ikinci hikayeden sonra onun bir bütün olduğu, hani üç ayrı hikaye gibi olsa da, üç ayrı bölüm gibi olsa da aslında aynı sürecin bir döngüsü gibi hissettirdi. O yüzden çok üç ayrı şeymiş gibi gelmedi bir süre sonra bana. Bilmiyorum o noktada sen ne düşünüyorsun? İlk kısımda aslında bir anda bir kilisedeyiz, işte rahipler var, kapalı bir ortam var, oraya gelen bir kadın var ve onu saklamaya çalışan biri var. Böyle ne olduğunu aslında anlamaya çalıştığım bir süreç oldu. Çünkü ikilikler var. Bir yandan işte gelen kızın daha sonrasında aslında Müslüman ve işte Arnavut olduğunu anladım ve oradaki o ikiliklerin süreç boyunca devam ettiğini gördüm ve şey çok güzeldi orada bence. Kendinden olmayan birine aslında, ya da kendinden değil, senin düşüncenden, senin inanışından başka birini orada almak ve orada ona yardım etmek ve sonrasında onu saklamak pahasına kendi bulunduğun evin gibi gördüğün yerden atılmak. Çünkü ilk kısımda orada işte rahip olmak üzere yetiştirilen Kirill'di galiba çocuğun adı. Kızla birlikte aslında oradan ayrılıyor ve o ayrılışta tam o sırada kızın ailesi kızı buluyor ve gözlerinin önünde aslında vuruluyor. Böyle bir sahneye tekabül oluyor. Sonra bir anda Londra'ya geçiyoruz. O geçiş benim için çok hızlı bir geçişti. Bir anda böyle sanki savaşın biraz uzağı, aslında savaşa biraz daha uzaktan bakan bir resimdeydi benim için. O da şeyi hissettirdi bana. Bir yerlerde bir şeyler oluyor. Bazıları bize daha uzaksa gibi. Ama bir şekilde biz ona ne yapıyoruz? Bir yerde tanıklık ediyoruz aslında. O tanıklığı orada gördüm. Orada da fotoğraflarla beraber Anna'ydı galiba adı. Hani oradaki savaş fotoğraflarına bakıyor ama kendisinin hayatı daha başka bir yerde. Ama orada olanı görüyor. Ona bir şekilde tanıklık ediyor. Sonrasında bir restoran sahnesinde de bir karışıklık oluyor ve şey hissettim orada. Evet, dünyanın bir yerinde bir savaş, bir şey oluyor ama her an her yerde bir şekilde farklı noktalarda o savaş ve o karmaşa kendini gösteriyor. Bunu çok net gösteren bir sahneydi benim için. Ve hani fotoğrafçı Alex zaten aslında tüm bu üç farklı bölümü birleştiren bir noktada bulunuyor bir yerde bana göre. Yani aslında filmin galiba açısından ya da yazarın, yönetmenin tarafından da öyle. Hani onu aslında ikinci sahnede görmemiz, sonra onun kendi evine dönüş yolculuğu, tekrardan işte üçüncü bölüme geçtiğimiz tarafta bana çok şey hissettirdi. Aslında kendi vatanından ve kendi evinden çıkmış, sonra farklı bir yerde, farklı bir yaşama adapte olmuş, ünlü bir fotoğrafçı olmuş, savaş fotoğrafları çekmiş ve sonrasında yaşadığı bir olayla beraber tekrardan ben evime dönüyorum deyip o hayatı bırakıp tekrardan ev dediği yere dönmesi noktası ve eve döndüğünde gittiği evin yıkık olması beni çok etkileyen başka bir andı. Dönüyorsunuz ve aslında oradaki ev aslında sizin bıraktığınız haliyle yer almıyor. İnsanlar çok başka, yaşam çok başka ve kendi evinde artık sen bizden değilsin diyen kuzenleri var. Yani oraya ait olup oradan çıkmış olsa da bir süre sonra döndüğünde aslında yine oradan değil. O da bana şeyi çok hissettirdi. Hani biraz aslında yaşam ve ölüm arasındaki o çizgide bizim kendi dönüş yolculuğumuzu bana çok hissettirdi. Yani bir yerde bir şeylere tanıklık ediyoruz. Sonra biz kendimiz bir yerlere dönmeye çalışıyoruz. Eve dönüş arzusu yaşıyoruz. Yani ve bazen hani bu bazı felsefelerde de hani ölüm gibi nitelendirilir ya, aslında tam olarak öldüğümüzde ve buradan ayrıldığımızda kendimizi kendi evimizde gibi hissedeceğiz. Öyle bir şey de var, hani bir düşünce de var. O yüzden biraz oralarda dolandım ve durdum. Ki üçüncü sahnede hani adamın eski sevgilisini işte görmek istemesi, farklı bir ırktan olması ve o kişinin işte kendi yakınlarının görüştürmek istememesi, çok fazla şey vardı. Ben ve öteki, biz ve bizden olmayan, sen artık bizden değilsin noktalarına çok dokunan bir şey vardı. Yani savaş aslında savaşın daha uzak yerlerinde insanların dininden, dilinden, ırkından, bulunduğu yerden, bakış açısından kaynaklanan çok karşılıklar da vardı. O yüzden biraz oralarda da görmeye çalıştım bu savaş mevzusunu. Sonra kendi içimizdeki savaş, adamın, yani Alex'in kendi içindeki savaş, işte birini
bir foto, bir şeyde öldürdükten sonraki hayat, evet, sorgulaması. Ama oraya oranın üzerinde duracağız. Şimdi girmiyorum. Okey. O zaman sonunu ve başını bağlayan tarafa da şimdi girmiyorum. Onu da sonra konuşuruz. Ama genel olarak bu üçlü kız, ben de bu eve dönüşü ve bu dönüşümü ve aslında bir şeylere nasıl tanıklık ettiğimizin biraz daha resmini çizdi benim için. Birbirinden ayrı gibi görünüyor aslında, o bağlantı var ya, hani şöyle bir inanış var aslında, hepimizin hayatı, bütün karşılaşmalar ve bütün yaşayışlar birbirine bağlı. Biraz aslında oralarda gezindim ben de filmi izlerken. Aslında bu dediklerinle bağlantılı küçük entelektüel bir bilgi de Ana'yla Alex'in yaptığı konuşmada da geçiyordu, zen sanatı falan. Aslında bu dediklerini, evet, orada da kısaca bir bağdaştırabiliriz. Şimdi çok güzel tanımladın, teşekkür ediyorum. Ben ilk kısmı biraz daha analiz ederek devam etmek istiyorum. Sözcükler değil ilk kısım. Benim sözcükler kısmında ilgimi çeken en önemli şeylerden biri pederle Kirill'in konuşması oldu. Kirill sessizlik yemini etmiş bir peder. Ve daha hani peder olma yolunda epey bir zamanı olan bir kişi. Ondan sonra hatta oradaki eski, yani diyeyim artık bilgeleşmiş mi diyeyim, pederlerden birinin şöyle bir sözü var: ben de bu yemini etmek isterdim ama hani güzelliğe bakar mısın, ne söyleyebilirim. Burası da can alıcı bir noktaydı bence. Ve daha sonra bu sessizliğin bölündüğü sahnelerden birini hatırlıyorum. Mesela bunlar şeyi ararken, kadının adını şu an hatırlayamıyorum. Ayrılmış olan kadını hatırlarken şey yapıyorlar. Hani tam bir ayini bölüyorlar. Zamina, evet. Zamina. Bölüyorlar. Kelimelerin olduğu bir ayini bölüyorlar. Bir ayinde işte kelimeler okunuyor. Sözcükler var, kelimeler var ve burayı bölüyorlar. Daha sonra sessizliğin aslında bir aşk korumayla bozulduğunu da görüyoruz aslında o yerinin. Evet. Daha belki de bir duygu için, hani daha merhametli, daha kapsayıcı bir duygu için. Ve aslında bu sözcükler de mesela dilini bilmeyen iki kişinin, biri Makedon, biri Arnavut, aralarında bir savaş var, farklı ırktalar, farklı etnik kimliklere sahipler. Ama aslında Kirill'in sessizlik yeminiyle onların da konuşamaması, aslında onların bir sevgi bağı oluşturması. Yani kelimelerin bir tür alt üst edilişini gördüm ben ilk bölüm için. İlk bölüm için bu sözcüklere sen neler eklemek istersin? Ondan bahsedebilir misin biraz? Sessizlik yemininin dışında bir de şey de vardı. Konuşsa bile aslında yine bir süre sonra yemini bozuyor ve yola gidiyorlar. Ve hani hiç kimsenin seni bulmasına işte izin vermeyeceğim. İşte önce galiba en sonunda bu Londra'daki işte fotoğrafçı amcama da gideceğiz diye bir şey söylüyor. Ama kız yine aslında anlamıyor. Orada şeyi görüyorsun, anlamasa da beden diliyle birbirlerine sarıldıkları ve aslında alt metinde anlaştıklarını ifade eden yerler vardı. Yani sözcükleri sadece sözcük gibi değil, bedenle ve o hisle, o geçirdiği aurayla tanımladığı yerler vardı. Ben de aslında bunları söyleyebilirim. Çünkü bir noktada anlaşamasalar da, yani aynı dili konuşmasalar da diyeyim, anlaştıkları farklı bir düzlem vardı. Bunu senin söylediklerin üzerine ekleyebilirim ben de. Orası da etkilendiğim yerlerden biriydi. Yani konuşmadan da aslında hislerimizle ve oradaki duyguların yoğunluğuyla ve o bedensel hareketlerimizle bir şekilde o etkileşimi yaşıyoruz. Bedenin asla yalan söylemediği ve hep orada olduğu ve bir şekilde kapsadığı noktayı da görüyorum. Ve sözcükleri bir süre sonra beden ve aslında o gözlerin konuşması ve kişilerin bir şekilde o şekilde anlaşması gibi kendimce yorumladım. Bir yandan sonra oraya döndü bütün o sözcükler benim için. Evet, bu kısım gerçekten çok değerli, çünkü orada asıl önemli olan savaş aslında bir yerde hakimiyet savaşı, dillerin savaşı iken aslında dilin alt üst edilişi belki de sanatsal olarak yapabileceğimiz en güzel vurgulardan diye ekledim. Bir de birinci bölümde dikkatimi çeken şeyi de sormak istiyorum. Bazı bence sinemasal olarak
Bazı küçük şeyler yakalıyorum ben. Alegoriler yakaladım. Mesela onları seninle paylaşmak ve üzerinde durmak istiyorum. Hazır birinci bölümde varken buradan ele almak istiyorum. İlk bölümde ayindeyken pederler, çocuklar bir çember yakıyorlar ve çemberin ortasında bir kaplumbağayı kurşunlarla aslında savaşın birebir şeyleri, öznesi, malzemeleri, araçlarıyla kaplumbağayı yakıyorlar. Ve bundan keyif aldıklarını görüyoruz. Daha sonra çok ilginçtir ki ikinci bölümde, yani yüzler kısmında da şeyi görüyoruz. Restorandaki akvaryumun içinde yine bir kaplumbağa var. Bu da aslında yine kurmaya çalıştığımız olaylar zincirinin aslında tamamen iç içe geçik bir şey zaten bu. Kesinlikle biz bunu üç ayrı bir bölümde olarak ele almak istemiyoruz ama hani bu küçük kaplumbağa detayına dair ne söylemek istersin? Ben burayı şey buldum, eğlenceli, ilginç çekici buldum. Tabii ki o çocukların başta yaptığı kısım üzerine de ayrıyeten bir şeyler söylemek gerekir. Bu aslında daha demin de aslında konuşmuştuk ya, bir bağlantı halindeyiz. Bir yerde olan bir şeyin etkisi ya da başka bir yerde bir şey olurken onun bize bir şekilde dönüşümü oluyor. O kaplumbağayı ben onun simgesi gibi düşündüm. Bir simgesel bir yeri gibi düşündüm. Yani orada evet bir şey oluyor. Bir kaplumbağaya bir şey oluyor ama orada bunu başka bir formüle görüyoruz. Farklı bir mekanda, farklı bir zamanda belki. Ve bu bütünselliği ve bu birbirine bağlantılı olmanın küçük bir şey gibi geldi bana, simgesi gibi geldi. Zaten olayların ve hikayelerin birbirine bağlandığı farklı farklı noktalar da var. Ve bunu da onlardan biri gibi ben de görünce bir şey hissettim. Evet, bir önceki işte hikayeden buraya geçen ve bir akan bir şey. Sonra bunu aramaya başladım kendimde izlerken filmde. Bir sonrakinde ne olacak, daha farklı bir yerden. Bu arada şey, dikkati de çekiyor. İster istemez izleyicinin de o noktada şeyi ne arttırıyor, odağını arttırıyor. Ve sonraki kısımlarda bilmiyorum sana da öyle oldu mu. Başka acaba neler ortaklıklı, neler neyi dönüştürüyor gibi daha fazla aradığım yerler oldu benim kendi adıma. Evet, aynısına ben de katılıyorum ve hani bir yönetmen olsaydım ben de hani bu tarz küçük şeyleri, sembolleri, alegorileri aslında çok eğlenceli ve yaratıcı buluyorum ben. Hani sanki şeyin bir senaryo var, bunu anlatmak istiyorum evet ama ben bu işin yönetmeniyim, biraz buraya şey de katabilirim, farklı eğlenceler de katabilirim yani. Ben bunu bazen hani bu şekilde eğlenceli olarak da yorumluyorum. Bir de şey var ya... Ay pardon, sözünü kestim. Evet, yağmur da bence bunun diğer tarafıydı. Herkes yani evet, fark etmiyor. Yerden bağımsız herkes yağmurla ilgili bir şeyler söylüyor. Yağıp yağmayacağına dair, yağacak mı yağmayacak mı, nasıl olacağına dair. Hani farklı yerlerde yine konuşuluyor. Bence o da buna benzer bir şeydi benim gözümde. Bu birlikteliği ve bütünselliği evet, gösteren bir şeydi yani. Ben öyle değerlendirdim. Evet, ben de katılıyorum dediğine. Mesela ilk kısımda hemen küçükçe değinelim. Kiril'in işte domateslere bakarken işte yağmur gelecek sözü. Ondan sonra şehirde olan Anna'nın işte bugün hava kötü, yağmur kargaşadan bahsetmesi. Ve en sonda da yağmur birazdan yağacak. Aslında belki de her şeyin habercisi, her şey gerçek olacak kısmını Alex'in ölümünde de tam ölürken o nokta. Ya belki de artık yağmurla her şeyin başı olan sonuyla birlikte o nokta atışında yaptığını görüyoruz. Şimdi ikinci kısım yüzler kısmıydı. Burada belki de en can alıcı olan kısım, Anna ve Alex bir şeyde çalışıyorlar. Fotoğraf ajansında çalışıyorlar. Pulitzer ödülü alıyor Alex. Bir savaş fotoğrafçısı. Aslında bunun getirdiği yıkımlar da ayrıyeten yıkımları da vardır bunun. Kesinlikle bir savaşı fotoğraflayacak olmak, bunun üzerinde de biraz durabiliriz. Hani buna ne tarz bir bakış açısı takınmalıyız savaşı? Çünkü belki de bunlar belki olması gereken şeyler ama hani bilmiyorum, bunun üzerine aydınların da yıllardır hani olan bazı tartışmaları var. Hani savaşı fotoğraflamak üzerine, bu da ayrıyeten tartışılması gereken bir konu. Ve şöyle bir sekans yakaladım ben. Alex memleketine döndüğü zaman yeğeni ölüyor ve yeğeni öldükten sonra da
şey söylüyor. Kuzeni ona şey söylüyor. Yine bolca fotoğraf şey savaş çıkıyor yine. İyi şanslar dilerim. Bolca fotoğraf çek gibi bir şey söylüyor. Evet. Sanki bir noktada da hani sen artık bizden değilsin. Zaten var. Bunu ben de hissettim. Zaten orada bir ayrıksı durduğunu da görüyoruz. Alex'in duruşu, tavrıyla zaten ayrıksı bir karakter ve zaten ayrıksı bir karakterin oradan ayrılmasını da bekliyoruz aslında. Bu da çok normal. Çünkü bakış açısı biraz daha farklı ama bir noktada da tamam hani farklı bir yerde olabilir ama bu yaptığı işe dair de hani bir eleştiri olduğunu düşünüyorum ben. Belki yönetmen tarafından da bir eleştiri gördüm. Çünkü hani sanki yönetmen bu cümleyi kuzenin ağzından çıkan o cümleyi oraya bilerek yerleştirmiş, oturtmuş gibi hissettim hatta ben. Bunu söylemek istiyorum. Bir de sana şunu sorarak sözü sana bırakacağım. Restoran kısmında yine dedik. Evet bence o da çok büyük bir savaştı aslında kesinlikle. Restoranda herkesin. Aslında savaş gibi. Savaşta ne oluyor? Masum olan bir sürü insan çok büyük yaralar alıyorlar. Ve restoranda da sadece yemeğini yiyen insanların ne olduklarını dahi anlamadan kendilerini bir kargaşanın içinde buluyorlar. Aslında savaşın farklı bir halini, sadece mekan değiştirmiş belki halini, belki de hiç olmasını beklemediğimiz halini. Bir restoran çünkü korunaklı, güvenli bir yer ve sen restorana neden gidersin? Karşındaki insanlarla zevk almak için, zevk alarak bir etkinlik yapmak için gidersin. Hiç beklemediğimiz yerde de aslında savaş böyle, beklemediğimiz anda bizi esir alan ve hayatımızı yok eden. Yani gerçekten de orada hayatlar yok oluyordu. Bunu bence bu şekilde anlatmış olması da çok muazzam bir şey Evet. savaşı. Eklemek istiyorum son olarak. Nick'in de yani ikinci bölümün adı bölüm bölüm diyorum. Hani daha anlaşılır olması adına. Çünkü konuştuk ikimiz için de bunlar ayrı bölümler değil. Burada hemfikiriz. Yüzlerdi ve şey Anna'nın kocası da yüzünden vuruluyordu. Evet. Bence bu da yine çok güzel bir sekanstı. Bu söylediklerimi biraz hani Alex'in savaş fotoğrafçılığı, yüzler konusu bunları biraz toparlamanı istiyorum senden. İkinci bölümde de genel daha çok şeyi görüyorsun. Hani Alex'in kendi içindeki savaşı, Ana'nın kendi içindeki savaşı, Ana'nın eşinin işte ayrılmak istemesine rağmen hani eşinden ayrılmak istememesi ve oradaki savaşı gibi. Orada daha çok şeyi gördüm. Hani evet bir savaş var. Hani biz bunu bütün filmde şey gibi görmüyoruz. Hani savaş dolu bir sahne. Hani orada askerler, insanlar gibi değil. Daha uzaktan biraz daha uzaktan izleyen bir yerdeyiz aslında. O içeridekiler de yani oradaki karakterler de aslında bu şekilde izliyor. İçindeler ama daha çok kendi savaşları, kendi içindeki şeyler var gibi geldi bana. İkinci kısımda da o söylediğin yüz sahnesi gerçekten hani eşinin yüzünden vurulması o restoranda beni çok etkiledi ve şeyi hani şey anlamında etkiledi. Hem beklenmedikti hem diğer yerdeki bir savaşın oradaki izlenimi gördük aslında. Sonuçta dünyada hep beraber bir şekilde bağlantılıyız. Bir yerde bir şey oluyorsa onun bir üzdüşümü ya da bir şey bizde de oluyor demektir. Orada bunun çok güzel bir şeydi, yansıtılmasıydı bence. Ana'nın, yani benim o kısımda daha çok dikkatimi çeken insanların kendi içlerindeki savaş, aldıkları kararlar, alınan kararlar vardı ve o kararları takip ettikleri sistem vardı. Biraz o benim dikkatimi çekti. İşte Alex'in bulunduğu yeri terk edip yuvasına, işte evine dönmek istemesi, Ana'yı davet etmesi, Ana'nın işte o sırada hamile olması ve bir karar vermek durumunda olması, onu önceliklendirmesi, işte eşinden ayrılmaya karar vermesi ve oradaki iki insan yani sonuçta biri sevgilisi, biri eşi, oradaki ikiliyi gözlemlemesi. Burada daha çok benim gözüme çarpan gerçekten bizim yaşadığımız savaşlar ve sonra döndüm acaba ben neler yaşıyorum, neler oluyor diye. Çünkü her birimiz insanız ve her birimizin içinde bu gitgeller var. Sanki biraz oralara daha şeyde bulunmak, yakınlaştırmak istendi gibi hissettim. Ben çünkü ben öyle hissettim. Biraz daha kendime de yaklaştığım bir yerdeydi. İkilikleri düşünme anlamında. Sanki yönetmen biraz daha burada evet bir şeyler oluyor ama sizde ne oluyor? Siz ne yapıyorsunuz? Bir dönün gibi. Ben öyle algıladım buradan izleyici olarak. Biraz bendeki yansımaları böyle oldu aslında. Bu dediğin yerden devam etmek istiyorum. Belki de yüzleri hani
bölüme yüzler demiş olmasının nedeni de işte mesela orada yüzler bölümünde gördüğümüz Anna'nın fotoğraflara bakarken Kiril'in fotoğrafı vardı. Mesela bu da belki hani yüzler kararlarımız, Kiril'in kararı, Zamira'nın yanında olmak istemesi, oradan ayrılmayı göze almış olması, yani kendini adadığı şeyden ayrılmayı göze almış olması, ananın kocasından boşanması, yani yüzlerimiz, yani aslında bir noktada baktığımız yön, nereye bakıyoruz, neye karar verdik. Bence de bu bölümün adı da diğer ilk bölüm gibi çok güzel seçilmiş. Belki ilk bölümün sözcüklerinin konulması hakkında yine şunu hatırlıyorum. Yani ilk bölüme hep ilk giriş her zaman belki sözcüklerle olur. Sonra aldığımız kararlar bu şekilde. Ve belki de en sonda da anılarımızla birlikte var olmak gibi bir bölümde fotoğraftı. Böyle yine bir yakıştırma yapasım geldi. O yüzden ikinci bölüm gerçekten hani Kiril'in kararı olsun. Kocasından boşanmak istemesi, çocuğunun evet. haberini aldığı ve ne yapacağıyla boğuştu. Ve zaten ikinci bölüme başlarken Ana'yı da bir banyoda, duşta ağlarken, aslında yine orada bir yağmur imgesi var. Evet. Kendi yarattığı bir yağmur, kendi yarattığı, yani içinde bulunduğu durumun yarattığı bir kargaşayı görüyoruz. Bu yüzden gerçekten çok değerli bence de. Sonra şeye geçelim. Alex'in dönmesini biraz irdeleyelim istiyorum. Alex, şunu hemen paylaşalım izleyicilerimizle. Alex'in çektiği bir fotoğraf var. Savaş sırasında çok fazla fotoğraf çekemediğinden yakınırken orada tanıştığı bir asker, bir esirin esiri öldürüp hadi bunu fotoğrafla gibi bir an yaşıyor. Bu gerçekten çok hani belki bir savaş fotoğrafçısı için onun için böyle bir şeyi fotoğraflamış olmak ödüllerin peşinde belki hani şu an Alex özelinde söylemiyorum ama ödül almak, bir şeyin peşinde koşmak, onun en iyi fotoğrafını yani o olayda bulunmak, o olayda özne mi olmak, o olayın hani resmini yansıtan mı olmak? Ben bunun kargaşasını görüyorum biraz daha. Ve Alex daha sonra bir vicdan azabı çekiyor bu durumdan dolayı. Ve fotoğrafı en son memleketine gittiğinde. Yani sanki kaybettiği şeyini. Yani memleketi belki hani daha böyle yaklaşırsak eğer. Psikolojik açıdan belki yaklaşırsak memleketini çocukluğu olarak görüp. Hani o saf vicdanla dönmek isteyip de oraya dönüp oraya gittiğinde evet tamam artık burada belki düzelebilirim gibi fotoğrafı yırtmasını da belki anlayabiliriz bu şekilde. Gerçekten çok yıkıcı bir andı. Ve bunu aslında şeye de anlatıyor. Bir söyleme isteği var. Çünkü aslında söylemek hepimizin zaten yaptığımız kötü şeyi söylemek bir nevi vicdanımızı rahatlatıyor. Böyle bir yanımız var açıkçası. Ve bence bu insansı yanı da hani yönetmen Alex'e birebir göstermiş. Anna'ya yazıyor yaptığı şeyi ve fotoğrafı yırtıp atıyor. Çünkü artık yani taşıyamıyor onu. Evet. Onu ve birine anlatmak istiyor. Biraz Alex'in bence bu yaşadığı olay gerçekten çarpıcı bir durum. Şöyle bir cümlesi vardı galiba. Kameramla bir insanı öldürdüm gibi bir şey söylemişti. Öyle bir anı vardı. Kameramla bunu yaptım. Hani kendi tabii bireysel olarak kimseyi öldürmedi ama onu bu şekilde çekerek ve yaparak öyle bir, hatta ben ilk başta şey zannetmiştim birini öldürdüm dediğinde gerçekten birini öldürdü gibi düşünmüştüm. Sonrasında kameramla bunu yaptım deyince bir dakika. Sonra şeyi de düşündüm. Yani tabii savaş fotoğrafçısı olmak zor bir şey. Orada aslında bir şeyler oluyor ve insanların üzüldüğü, acı çektiği, yerlerinden, yurtlarından edildiği, öldüğü ve siz bunu fotoğraflıyorsunuz ve orada bulunmak sizin aslında bir şekilde göreviniz gibi bir şey ya da bunu seçiyorsunuz, tercih ediyorsunuz. Sonrasında kamerasının arkasından aslında tanıklık da ediyor. Bu tanıklık beni burada da buldu bir noktada ve onu işte o fotoğrafları gören bizler de bir şekilde tanık oluyoruz. Çünkü orada aslında yapılan şey gerçekten olan bir şey ve o gerçekliğin bir resmi. Şu an canlı olmasa da hani bir kağıt üzerinde olsa da bir tanıklığı gibi hissettim. Orada bana o şeyi düşündürdü.
Hani kameramla bunu yaptım. Ben sonra yine tabii ki şeye döndüm. Hani biz acaba hepimizin bir şeyler yapıyoruz bu hayatta. Savaş kadar ya da şey kadar bilmiyorum. Bir şekilde bir şeylere tanıklık ediyoruz. Ve biz aslında kendi bulunduğumuz bu araçlarla ya da kendi kaynaklarımızla nelere maruz kalıyoruz? Nelere görüyoruz? Neleri görsek bile yine de yapmaya devam ediyoruz gibi şeyler geçti benim aklımdan bu kısımda da. Yani biraz daha oraya yine şeye çektim. Evet, orada böyle bir şey var ve oluyor. Biz ne yapıyoruz? Biz nelere tanıklık ediyoruz? Biz aslında elimizdekileri nelerle kullanıyoruz gibi bir noktaya da çekti beni. Bilmiyorum sana da öyle bir etkisi oldu mu ya da sende neler oldu. Ama sonrasında bundan sonra durup düşünmesi, bunu bırakıyor olması ve tekrardan dönüyorum demesi. Hani aslında bir şeylerden mutsuz. Ve yaptığı şeyden pişmanlık duyuyor ve bir şeyleri bırakıyor, bırakabilme cesareti gösteriyor. Ancak döndüğü yerde de aslında o aradığı şeyi yine bulamıyor. Çünkü orada da bir savaş var. Yine başka bir savaşın içine düşüyor. Ve ben ve öteki savaşı var. İşte sen artık bizden değilsin, ötekileştirildiği bir yer var. Onun dışında orada işte kuzeniydi galiba. Kuzeni tarafı... Evet, Bojan. İsimleri karıştırıyorum bazen. Aynen, o galiba. Bojan diye karışıyor. Orada mesela onun aslında Zamira ile olan bağlantısını buluyoruz. Ve aslında hani ona saldırdığı için işte onun tarafından öldürülmüş mü öldürülmemiş mi ben hala bilmiyorum. Ama filmde öyle lanse ettiriliyor. Ve bir yandan kuzenlerin hepsi işte onu alıyorlar, götürüyorlar ve bir anda bir kızı kapatıyorlar bir yere. Bir sürü, 7-8 tane insan. Hani orada bir savaş var ve elinden bir şey gelmiyor. Ne yapacağını bilmiyor. Sonra bir şekilde yine bir karar veriyor ve diyor ki hayır, ben bunu kuracağım. Duralım, tamam. Duruyorum. Tamam. Böyle bazen kesiyorum olay örgüsü olarak ilerlesin diye. Şimdi şuradan devralalım konumuzu. Şeye döndüğü zaman aslında memlekete dönme kısmından bahsettin. Orada da aradığını bulamıyor. Aslında belki yaşadıklarından ana ona şey diyor. Ana ile ilişkisine belki geri dönmekte fayda var orayı anlayabilmek için. Hani Londra'da kalıp hani savaşa dur demenin bir yolunu bulmalısın diyor. O da diyor ki çok şey öğrendim ve yaşlandım. Hani gitmek istiyorum. Aslında bir nevi bu yaşadıklarından, gördüklerinden, içinde bulunanlardan bıkmış ve yorulmuş ve belki de bir noktada hani çok şey öğrendim ve bıktım. Hani bir şeyler yapmalısın ama öğrendim ki galiba olmuyor. Ya bir şeylerin yapamadığının çaresizliğini de seziyorum ben ve kalan ömrünü de hani mutlu bir şekilde yaşamak istiyor. Hatta komik ve tatlı bir diyalogları var. Tabii ki ana buna ne kadar katılıyor, orası ana için ne kadar tatlı orayı bilemiyoruz ama hani şey diyor, 12 çocuk yaparız, beraber köyde yaşarız. Aslında bir nevi böyle hepimizin sıkıldığında, bıktığında işte kaçayım gideyim, sakin bir hayatım olsun. Belki bu kadar kargaşanın, çünkü çok fazla kargaşadayız ve çok fazla şeye maruz kalıyoruz. Alex'in yaşadıkları da gerçekten hani böyle bir fotoğraf çekip bir de böyle bir de ödül almak da bence onun yarattığı da bir kargaşa var. Böyle bir fotoğrafı hani fotoğraflamak ve daha sonra bundan ödül almak ve bu şekilde anılmak bence onu da yoruyor. Ben bunu da onda sezdim. Ve daha sonra hani bunaldığımızda şey deriz ya, basit bir hayatımız olsun. İşte hani çekip gideceğim buradan. Hani belki de bu zamanda yine ilk aklımıza gelen şey evleneceğim, bir aile kuracağım ve basit bir hayatım olacak gibi. Bunu da görüyoruz açıkçası. Evet, anadan bahsediyorduk. Beraber Alex'in evlenme, işte yaşadıklarından uzaklaşma, mutlu olma artık. Hani bunu da görüyoruz. Bunu eklemek istedim ben. Burada da durduk ama evet, şimdi üçüncü kısma gelmeden önce biraz aslında üçüncü kısım, yani son kısmımız aslında en etkileyici olan yer, fotoğraflar bölümü. Evet. Buraya da gelmeden önce ben biraz Alex üzerine fazla konuştuğumuzu düşünüp biraz ana için neler söylemeni istiyorum. Sonra son bölümde konuşup toparlayabiliriz. Ana üzerinde biraz durabilir misin? Ana. Yani ana bana şey, o demin de söylediğim gibi kendi iç çatışmaları ve karar verme noktasında karar vermesi gereken bir anda karşısına çıkan farklı farklı noktalar olan biri gibi hissettim.
O noktada ikinci kısmı zaten ana yani etrafında dönen ve hani her şeyin aslında bir şekilde oraya bağlandığı bir yeri var. Fotoğraflara bakması, o fotoğrafların savaş fotoğraflarından sonra bir anda Madonna'nın fotoğrafı görünüyor. Bilmiyorum fark etmişsindir sen de. Aslında evet. Bir yandan kendi bulunduğu noktada yaşamaya çalışırken bir yandan başka yerde olan bir şeylere de kayıtsız kalamayan biri ve çok biz gibi hissettim. Yani bir yerlerde bir şeyler oluyor. Farkında ama bir yerde de hepimiz kendi hayatlarımızı bir şekilde sürdürmek zorundayız. Bir şekilde sürdürüyoruz ya da yani bugün bir şeylere tanıklık ediyoruz ama sonrasında dönüp yine bir şekilde yaşamlarımızı devam ettiriyoruz. Biraz böyle hepimizin yine olduğu bir yermiş gibi hissettirdi. Hepimizden biriymiş gibi hissettirdi. Aynı zamanda kendi hayatıyla ilgili alması gereken noktalar var. Yeni öğrendiği şeyler var. İşte hamile olması ama boşanmak istiyor olması. İşte Alex'le olan birlikteliği. Yani kendi içerisinde zaten bir savaş var. İşte dünyanın bir yerinde bir savaş var. Bir noktada hayatını devam ettirdiği bir şey var. Bu farklı noktalarda aslında hem kendinde olan hem de ama bu arada çok da şey geldi bana hani olayları kayıtsız değil sadece ne yapması gerektiği hakkında çok yani karar vermesi için zamana ihtiyacı olduğunu hissettim. Yani o kısımlarda sanki zamana ihtiyacı vardı ve filmin tamamıyla da ilgili zaman zaten önemli bir yer. O zamanın en çok böyle işlendiği ya da o zamanın en çok şimdiki anda olduğu yer gibi hissettim bir yerde. Bunları söyleyebilirim. Onun dışında da düşündüğüm zaman Alex'le ilişkisi yani işte Alex'in gel demesi, gitmemesi ve orada kalması ve hani bunlarla kendimce ve kendi doğrularımca bir şekilde cevap veriyorum gibi bir şey aldım orada da ne denir. Bir izlenim aldım kendi adıma onun verdiği kararlar noktasında. Bilmiyorum senin eklemek istediğin, gördüğün başka şeyler var mı? Ben bunları söyleyebilirim. Ana için şunu da söyleyerek belki son sahnemize dönebiliriz ama sana şunu soracağım. Şu an için aklıma gelen bir soru oldu. Ana biliyorsun filmin başında görüyoruz zaten. Şeyin cenazesine gidiyor. Alex'in cenazesine gidiyor. Ve sence bu Alex'i tabii ki Alex'i seviyor. Onunla birlikte olmak istiyor ama dediğimiz gibi onun için doğru zaman değil ne yazık ki. Ve daha sonra Alex'in cenazesine gidiyor. Yani sence ana için her şey çok mu geç oldu? Yoksa Alex'i bu şekilde görmek anaya ne hissettirdi? O, doğru zaman o zaman mı oldu yoksa çok mu geç kaldı? Bunu sormak istiyorum. Sonra son sahnemize geçebiliriz. Zor bir soru oldu değil mi? Anaya bağlanıp soralım. Yani ben orada şey gibi hissetmedim. Yani izlerken öyle yorumlamadım ya da. Yani orada bir şeyleri geç kalmış biri gibi değil. Orada çok değer verdiği birinin hani son görevi mi denir ya da farklı bir yolculuğuna eşlik etmek mi denir? Biraz daha oralarda gezindim. Çünkü bir şekilde hani bir yandan da şey de çok vardı filmde. Hani bir yandan ölümler oluyor, bir yandan da doğumlar oluyor. İşte çeşitli hayvanların doğum sahneleri vardı bir noktada. Sonuçta ana hamile bir doğum yapacak ve bir hani yine bir hayat da var. Ölüme şahit oluyor. Evet, bir ölüme şahit oluyor ama kendisi bir hayat yani bir hayat taşıyor içinde. Bir hayata hani yolculuk ettirecek falan gibi şeyler hissettim. Biraz da oralardan yaklaştım. Çok geç kalmış, kalmamış bunun ikilemleri içerisindeymiş gibi yorumlamadım orada aslında. Evet, anlıyorum. Güzel. Şimdi o zaman son kısmımıza geliyorum. Fotoğraflar kısmına geliyorum. Burada da hemen kısaca bahsedelim. Memleketine döndü Alex. Memleketine döndüğü andan itibaren aslında adımını attığı andan itibaren silahlı bir şeyle aslında bilmediği bir akrabasıyla karşılaştı. O çarpışmayı orada hemen gördü aslında o ikiliyi. Memleketine döndü. Orada işte akrabalarıyla beraber getirdiği anlar var. Paylaştığı şeyler var. Sonra bir de burada çok önemli bir şey var. Eski sevgilisini, önceden sevdiği kadını görmek istiyor. Ve burada yine hani filmde toparlayarak söyledik mi bilmiyorum ama bir hani Hristiyan Müslüman ikiliği de var ve o sevdiği kadın da önceden hani belki önceden sevdiği kadın ama şu an gruplar ayrıldığı için hani onu göremiyor. Hediyeler götürülüyor ama çocuğu tarafından
kadının çocuğu tarafından hayır sen bizden değilsin yine yaşıyor. Hani eskisi memleketine donduğunda insan bir eskiden yaşadığı şeyleri merak eder aslında. Ben burada onun duygusunu çok fazla aldım. Hani eski aşklarını belki, eski özlemlerini hani görmek bir şey yapmak istiyor galiba. Ben Alex'i onu sezdim açıkçası. Ve o yüzden onu görmesi Hana'ydı diye hatırlıyorum adında. Onu görmesi bana çok kıymetli bir an, sahne gibi geldi. Buna çok hani imkan bulamasalar zar zor. Aslında birebir onunla da muhatap olamıyor ne yazık ki. Sadece bir kurtarma sahnesinde. Hana onun evin gece odasına geliyor ve hani kızını kurtarmasını istiyor. Daha sonra onun kurtarmasından bahsedeceğiz. Buraya kadar söylediklerim hakkında eklemek istediğin ne var? Sen bu görüşmeyi nasıl ele alıyorsun? Yani ilk başta görmek istediğinde bu arada kızın babasının eve davet edip de hani kendi kızın hani oğul yani Hana'nın oğlunun hayır sen bizden değilsin demesi de ilginçti. Yani aslında orada babası kabul ediyor ve hani o misafir diye hani onu karşılamasını istiyor aslında. Hani ona rağmen bu çatışmayı da gördüm. Bu hani aslında bir noktada kabul görürken bir şey mi soracaksın, soracak mısın gibi. Evet, burada hemen bir şey eklemek istiyorum. Ben burayı şu şekilde, benim de çok dikkatimi çekti. Hani biz mesela şeyi düşünüyoruz. Baba varken hani ne yazık ki çok tabii ki bunu benimsemiyorum ama baba varken çocuğa ne düşer gibi. Aslında eskiden bu ayrıklığın olmadığını, Müslüman Hristiyan ayrımının olmadığını ama yenilere daha çok şey yapıldığını düşündüm ben. Yedirildiğini, onlara daha çok gözüne vurulduğunu. Baba bunu söylemezken onun söylemesi az. Çünkü onların arasında bir dostluk, önceden gelen bir birlik var. Ama şimdiki orada gördüğümüz yeni nesilde ne yazık ki bunu göremedik. Yani nefretle büyüyen bir nesili. Çünkü hepsi gençti. Elinde silahları olanlar, vuran gençti. Bunu gördüm ben açıkçası. Ben de şöyle yorumladım. Ben de orada şöyle yorumladım aslında. Evet, öncesi hani babası kabul ediyor, eve getiriyor. Zaten o dönemde savaş dönemi ve o dönemde yaşayan gençler ve o dönemde aynen söylediğin gibi hani o çocuk aslında zaten savaşın ve ikiliklerin içerisinde hani öyle yerde büyüyen ya da öyle yerde var olan birinin başka türlü davranması beklenebilir miydi noktası. Yani yetiştiğin dönem, yaşadığın olayların aslında senin kişiliğin, karakterin, davranışların üzerine etkisi vardır ya, biraz aslında onu gösteren bir yermiş gibi hissettim ben de. Yani o aslında kökten gelen bir dönüşüm değil. İster istemez o sosyoekonomik durum ve o hani politik durum da senin o davranışlarını ve bakışını etkiliyor. Orada aslında tamamıyla böyle bunun küçük bir yansımasıymış gibi değerlendirdim kendi adıma. Sonrasında da hani bu arada kızın odaya gelmesi ama konuşmamaları, sadece bir şey uzatması, yine hani orada sözcüklere döndüm. Hani sadece gözleriyle anlaştılar ve o şekilde bir bağlantı kurdular ve hiç konuşmadan çok şey anlattılar. Yani ve yüzleri fotoğraf karesi gibiydi. Ben de orada onu keşfettim. Yani aslında bize hem Hana işte hem de Alex bir fotoğraf karesi gibi bir yer verdiler o işte. İlk karşılaştıkları sahnede, yıllar sonraki sahnede. Orada ben o kareleri gördüm kendi adıma. Onun dışında döndüğünde herkesin elinde silah, küçük çocukların elinde bile silah vardı. Böyle oyuncak gibi oynuyorlardı ve bu onlar için çok normaldi. Ve öyle bir anlar oluştu. Oralarda çok şey oldum, üzüldüm. Ve hani şey gibi hissettim. Hani başka bir önceki sahnede, başka bir yerdeyken bir anda yine bu şekilde büyüyen ve bu ortamda büyüyen insanların, çocukların aslında bunu oyun gibi görmesi ve bunu çok içselleştirmeleri ve kendi içinde oynamalarına şahit oldum. Öyle anlar oldu aslında. Buraya kadar, senin de söylediğin yere kadar ben de bunları ekleyebilirim. Duruyorum artık, sen devam ettikten sonra evet. Devam edeceğim akışta. Tamam, peki. Gerçekten söylediklerin çok güzel, teşekkürler. Şuradan devam edelim. Tekrardan işte geldiğimiz, başladığımız yere, döndüğümüz yer Zamira'yı görüyoruz ve onun kuzeninin, Alex'in kuzeninin ölümüne sebep olduğunu görüyoruz. Ve daha sonra Alex ahırda tutuluyor ve gidip aslında o da küçük bir çocuk ve kendini korumaya çalışmış bir şekilde, kendini korumak istediği bir şey. Evet,
bir olay. Kesinlikle. Yani bir nevi tam göremesek de hani Burcan'ın ona bir zorlamada bulunduğunu ve kendini korumaya çalıştığını seziyoruz aslında. Ve daha sonra şu da ilgi çekici bir anlardan biriydi. Dedesinin onu erkek gibi yetiştirmesi, yani en azından erkek gibi görünmesini sağlaması, belki de bu savaş döneminde olan kargaşalardan dolayı onu korumak için kendince böyle bir yol izlemiş sanırım. Ve daha sonra Alex'in de gidip onu, yani Alex'in burada kurtarması aslında bir nevi kendi içlerindeki girdikleri savaşa anlamsızca gelen, ona çok anlamsız geliyor çünkü bu savaş yaşadıklarından dolayı ve orada birkaç kişi de çok fazla anlamsızca geliyor. Evet. Alex'in doğurtan kuzenine baktığımızda, hayvanı doğurtan, ona da çok anlamsız geliyor ama o da yani bunun böyle olduğunu ve aslında çok da bir şeyin değişmeyeceğini, yanın en yakınında bulunan kişilere dahi bir şeyler anlatamayacaklarını görüyorlar ve bu sahne de aslında şeyle taçlanıyor. Alex'in kuzenleri tarafından öldürmesiyle taçlanıyor. Evet. Onu kurtardığı için hayır, sen onu kurtaramazsın. Eğer kurtarırsan biz sana ateş ederiz. Çünkü gibi bizim davamız, hani dava kelimesi de bu noktada bence çok çarpıcı ve hani insanı kışkırtan bir kelime. Ve onlar da bu kelimenin yarattığı kışkırtmadan faydalanıp Alex'i öldürüyorlar. Zamire kaçıyor ve film aslında son olan başa dönüyor. Başa dönüyor. Bu şekilde sonlanıyor. Evet. Alex'in kurtarmasına dair de birkaç cümle, bence orası da önemli bir sahneydi. Neler söylemek istersiniz? Sonra toplayıp videomuzu sonlandırabiliriz. Orada şöyle bir şey vardı. Oraya bir şeyleri ve kendiyle ilgili dönüşümü hissetmek, ya da kendiyle ilgili yaşadığı bir durum var sonuçta. Ve oradan kurtulmak için evine dönüyor ve tekrardan o karmaşanın içine dönen birinin aslında trajik anını görüyoruz orada. Yani ilk başta da konuşmuştuk. Evi çok eskimiş. Aslında tanıdığı kuzenleri hiç onun gibi değil. Çok başka insanlar ve bir noktada aynı düşünmüyorlar. Ardından birini kurtarmaya çalışıyor ve aslında hani kuzenlerine bir şekilde giderken arkasından vuruluyor. De çok ilginçti. Kuzeninin onu vuran kuzeninin iyileşeceksin, seni yaşatacağız demesi. Yani hem bir yandan onu vurması ve yaşamına müdahale etmesi ve ardından da seni yaşatacağız diye böyle bir zıtlığın içerisinde olmak ve o zaman neden bunu yapıyorsun sorusu getiriyor ve bu şeyle götürüyor. Hani hem yıkıyoruz hem de onu düzeltmeye çalışıyoruz, onarmaya çalışıyoruz ama bir şey ifade etmiyor. Çünkü aynı şekilde Zamira'nın öldüğü kısımda da dedesi yine diyor niye böyle bir şey yaptın diye. Yani aslında giden hayatlar var, bunun istenmediği durumlar var. Düzeltebileceğine dair inanç var ama yine de yapılıyor. Yani bile bile yine de o dediğin dava ya da o dediğin belli katı kurallar çerçevesinde yapılan şeyler oluyor. Alex'in de aslında belki de bir noktada kendi içindeki amaca ya da içindeki o dokunan yere ulaştığını düşündüm ben. Çünkü oraya bir şeyleri dönüştürmeye gitmişti ve belki birine yardım etti ve o noktada haksızlığa uğrayan birini oradan çıkardı ve birçok insana karşı ayakta durdu. Belki bir öncekinde yapamadığı şeyi hani orada bir duruş sergiledi ve devam etti. Hoş ve yağmur yağdı. Bence o sahnedeki en trajik şey oydu. Sonunda artık yağmurun yağıyor olması ve Alex'in evet artık yağıyor deyip yine ilk sahneye dönmemiz, Zamira'nın Raip'le tanıştığı ya da ilk karşılaştığı yere dönmesi ve yağmurun orada devam etmesi. Bu da ben daha sonra düşündürdü. Bu yağmurun buradaki tam olarak neydi? Hani hep yağacak ve yağdı ve ne oldu? Yani bittiğinde değildim, her şey net değildi bende. O yağmur, yani hem o yağmurla ilgili konu net değildi hem de oradaki karakterlerin hani şimdi peki ne dönecek, ne başıydı hani... Olaylar bu baş ve bu son gibi diyemiyorum. Bir döngüsellikle devam ediyordu ve bir daha bu film çekilse nasıl bir döngüselliğe giderdi ve buradan sonra ne gelirdi gibi düşündüğüm de anlar oldu. Biraz uzun konuştum ama istersen tekrardan kısa kısa geçebilirim. Düşünce de konuşurken bir yerde böyle onu tetikliyor. Evet.
Canlı yayınların en güzel kısmı bu zaten. Ben de asıl şu dediğin nokta çok dikkatimi çekti. Ben de aynısını hissettim. Hani bu film bitmemiş gibi hissettim. Benim için de hiçbir şey bitmedi. Evet, ölenler öldü. Ama şey var. Mesela belki de Anna'nın bir çocuk doğuracak olması, yeni doğan. Mesela Kiril'in başlayacağı yeni bir yolculuk var bence. Oradan ayrılıp o nereye gidecek? Bence bu noktada evet gidenler anılarıyla bıraktığı izlerle gittiler. Belki Zamira'nın orada Alex'i onu kurtarıp koşuşuyla hani onu Alex'i geride bıraktı ama içinde bir yerde öyle gitti. Kiril mesela daha sonra şeyi geride bıraktı. Zamira'yı geride bıraktı ama içindeki Zamira ile birlikte yeni bir yolculuğa gitti. Anna da aynı şekilde. Alex'i orada bıraktı ama karnındaki çocukla hatta iki kişinin etkisiyle beraber yeni bir yolculukta. Bence biz bu yüzden filmin bittiğini hissetmedik ve benim en sevdiğim vurgulardan biri de bu. Aslında bir nevi de şey verici, umut verici, hala bir şeylerin devam edip süre geliyor olmuş olması. Yani döngümüz gibi aslında bunu da hissedebilmiş olmak yine belki günlük hayatta yaşadığımız döngülerden de. Son olarak şunu da eklemek istiyorum. Sonra senin son sözlerini alıp bitireceğim. Alex bu zamana kadar hep fotoğraf makinesiyleydi ama son sahnede fotoğraf makinesi olmadan bir şey yaptı. Hani fotoğraf makinesiz bir şey yaptı. Yani bir nevi olayların nesnesiyken ilk başta belki daha sonra öznesi oldu. Bence bu da fotoğraf makinesi olarak bence yine farklı bir sembol olmuş. Ve belki eleştirdiğini de yönetmen farklı bir şekilde geri almış diye düşünüyorum. Alex karakteri adına. Ben o yüzden çok sevdim. Herkesin izlemesini isterim. Senin de son sözlerini alayım. Sonra yayını sonlandıracağım. Ben de çok sevdim. Teşekkür ederim bu arada. Filmi hani üzerine konuştuktan sonra izledim. Daha önce izlememiştim. Farklı bir kapı açtı benim için de. Değişik hem kendi yolumu düşündüm, o döngüselliği düşündüm. Hem zaman üzerine çok düşünüyorum ve zaman benim için aynen dediğin yani konuştuğumuz gibi çok lineer ilerlemiyor. O nasıl olabilir gibi çok kendime de dönüştürdüğüm noktalar oldu. İzlemenizi ben de öneririm. Umarım siz de keyif alırsınız. Hatta yorumlarınızı da bekliyoruz sonrasında izledikten sonra. Diyerek kapatabilirim. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar. Aynen, size çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı duygun dediği de bekliyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.